temsili olan Musa'liyim. Kur'an-ı Hakim'in sırrı icazıyla hakiki bir temsili olan Musa'liyim. Bu dünyada bir manevi cehennemi dalalette gösterdiği gibi imanda dahi bu dünyada manevi bir cennet bulunduğunu ispat ediyoruz. Kur'an-ı Hakim'in sırrı icazıyla hakiki bir temsili olan Risale-i Nur bu dünyada bir manevi cehennemi dalalette gösterdiği, dinsizlikte gösterdiği gibi imanda dahi bu dünyada manevi bir cennet bulunduğunu ispat ediyoruz. Ve günahların ve fenalıkların ve haram lezzetlerin içinde manevi elim elemleri gösterir. Hasenat ve güzel hasletlerde ve hakaiki şeriatın amelinde cennet lezzeti gibi manevi lezzetler bulunduğunu ispat ediyor. Sefahat ehlini ve dalalete düşenleri, dinsizliğe düşenleri o cihetle aklı başında olanları kurtarıyor. Çünkü bu zamanda iki dehşetli hal var. Birincisi akıbeti görmeyen bir dirhem hazır lezzeti ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyat-ı insaniye. Akıl ve fikre galebe ettiğinden ehli sefahati sefahatinden kurtarmanın yegane çaresi. Ehli sefahati sefahatinden kurtarmanın yegane çaresi aynı lezzetinde elemi göstererek hissini mağlup etmektir. Ve yestahibbûne hayata dünya ayetinin işaretiyle bu zamanda ahiretin elmas gibi nimetlerini, lezzetlerini bildiği halde dünyevi kırılacak şişe parçalarını onlara tercih etmek, ehli iman iken ehli dalalete o hubbu dünya ve usul için tabi olmak tehlikesinden kurtarmanın çare-i yeganesi. Dünyada dahi cehennem azabı gibi elemleri göstermekle olur ki Risale-i Nur o meslekten geliyor. Yoksa bu zamandaki küfrü mutlakın ve fenden gelen dalaletin ve sefahatten gelen tiryakiliğin inadı karşısında Cenab-ı Hakk'ı tanıttırdıktan sonra ve cehennemin vücudunu ispat ile ve onun azabıyla insanları fenalıktan, seyyiattan vazgeçirmek yoluyla ondan belki de 20'den birisi ders alabilir. Ders aldıktan sonra da Cenab-ı Hak gafur-u rahimdir. Hem cehennem pek uzaktır der, yine sefahatine devam edebilir. Kalbi, ruhu, hissiyatına mağlup olur. Şimdi biz burada ikinci dehşetli hali de anlatıyoruz. Biz onu okumayacağız. Yalnız şu okuduğu yerle ilgili bir mevzu okuyacağım ben. O muvazenelerden 6. 7. 8. sözlerdeki kısa muvazeneler ve 32. sözün 3. mevkuhundaki uzun muvazene en sefih ve dalalette giden adamı da ürkütüyor. Dersini kabul ettiriyor. Otuz ikinci sözün 3. mevkuhunun 2. noktasının 2. mefası. Ehli dalaletin vekili tutunacak ve dalaletini ona bina edecek hiçbir şey bulamadı. Ve müzzem kaldığı zaman şöyle diyor ki, ben saadet-i dünyayı ve lezzet-i hayatı ve terakkiyat-i medeniyeti ve kemal-i sanatı kendimce ahireti düşünmemekte ve Allah'ı tanımamakta ve hubbu dünyada ve hürriyette ve kendine güvenmekte gördüğüm için insanın ekserisini bu yola şeytanın nimetine sevk ettim ve ediyorum. Ben saadet-i dünyayı ve lezzet-i hayatı, hayatın lezzetini ve terakkiyat-i medeniyeti ve kemal-i sanatı kendimce ahireti düşünmemekte, Allah'ı tanımamakta ve hubbu dünyada ve hürriyette ve kendine güvenmekte gördüğüm için insanın ekserisini bu yola şeytanın himmetiyle sevk ettim ve ediyorum. El cevap, biz dahi Kur'an namına diyoruz ki, ey biçare insan, aklını başına al. Ehli dalaletin vekilini dinleme. Eğer onu dinlersen hasaretin o kadar büyük olur ki tasavvurundan ruh, akıl ve kalp ürperir. Senin önünde iki yol var. Birisi ehli dalaletin vekilinin gösterdiği şekavetli yoldur. Diğeri Kur'an-ı Hakim'in tarif ettiği saadetli yoldur.
İşte o iki yolun pek çok muvazelerini çok sözlerde, hususan küçük sözlerde gördün ve anladın. Şimdi makam münasebetiyle binde bir muvazelerini yine gör, anla, şöyle ki. Şimdi biraz önce zaten 6. söz, 7. 8. söz orada bahsediyor diye anlattı. 2007 yılında İngiltere'ye gitmişti. Denizlili, burada bir şey vardı, Metin Hocam da herhalde değil mi? Denizlili Yusuf kardeş var Kıbrıs'ta, bilgisayar mühendisi. İngiltere'ye İngilizcesini geliştirmek için gitmişti. Bir İngiliz ailesinin yanında evlerinde kaldılar 3 ay. 3-4 sene sonra biz oraya gidince hediyeyle gittiler, onu bir ziyaret edelim diye. Adamcağız evlenmiş, hanımından ayrılmış, çocuğu hanımına bırakmış. Yeni evlenmiş olduğu hanımı evlenmiş, kocasından ayrılmış, o da çocuğu kocasına bırakmış. İkisi beraberler, evdeler. 3 ay kaldığımız müddet içinde evlerine bir tek misafir gelmedi. O müddet içerisinde erkek makine mühendisi, benim meslektaşım. Aşağıda bir girişte hol gibi küçük bir odaları var. Televizyon orada, bira şişesi burada. Çekiyor, uyuyup gidiyor. Hanım da yukarıda. Biz biraz ilgilenmiştik. Benim hanımı Hristiyan mı, Müslüman mı yapacaksın diye korkmuştu. Yusuf kardeş dedi ki, aman İslam konuşmayalım, adam korkuyor. Dedim, hele bir varalım bakalım nasıl olur. Bir devrim kardeş vardı. Orada kalıyoruz. Yarısı annesi Kıbrıslı, babası Türkiye'li veya tersiydi. Ama şeyde yaşıyoruz, İngiltere'de yaşıyoruz. Dedim, devrim sor. Makine mühendisi, tabii yüzü kıpkırmızı, inansızlığı içine girmiş. Fakat şu cümleyi kullanıyor, ben dünyada çok mesut bir insanım çünkü dinsizim. Tabii en büyük yalan söylüyor. Dedim, sor bakalım, derdi nedir? Bu dünyada istediği bir şey var mı? 6 ay önce annem öldü, onu unutamıyorum. Tam bizim ilaçtan, dertten. Haşir Risalesi'nin bahsinden biraz anlattı. Bir köy muhtasır olmaz, bir hine muhtasır olmaz. Bir harf katipsiz olmaz. Bu kainat nasıl sahipsiz olur? Bak sende gözün olması görecek şeyi gösteriyor. Kulağın olması işitecek sesi gösteriyor. Mide olması yiyecek şeyi gösteriyor. Demek ki öyle bir alem olmayacak mı? Göz olsa görecek şey olmasaydı gözün yaratılması abes olurdu. Kulak olsa ses olmasaydı kulağın yaratılması abes çirkin olurdu. Mide olsa yiyecek şey olmasaydı midenin yaratılması abes olurdu. Bak sen anneni özlüyorsun bak. Demek olması lazım. Rengi değişti yarım saat daha. Ya o inansız huzurluyum diyen adam değişti. Huzurlu olabilir mi? Başka birisi yine, CJ diye birisi, babası banka müdürlüğünü yapmış. Nijerya'dan gelmişler. 2 metre boyunda. O kadar neşeli bir adam ki böyle el baş oynuyor böyle. Günde 1000 sterlin kazanıyor. 4000 liramış şimdi sterlin. Günde 1000 sterlin kazanıyor. Hüseyin dedim, Kıbrıs'tan bir kardeş oraya gitmişti master için. Bunun dedim, dini imanı nedir sizce? Dini imanı para dedi, günde 1000 sterlin. Dedim, sizce dünyada ne düşünüyorsun? O da hanımından ayrılmış, 7 yaşında bir kız çocuğu var, onun istikbali. Ölüme ne diyorsun? Ölüm değil, caddesi bozuldu. Yine anlattım biraz, işte o kardeşler anlattılar. Bir Osman kardeş var, şimdi Sultanahmet'te sunum falan yapmış, İstanbul Üniversitesi'nde. O kardeşler vardı. 10-15 dakika anlattık. 9'da yine bizim sterlin kazanacak bir toplantısı vardı. Fakat 10-15 dakika konuştuk, kafa karıştı, gitti. Randevu iptal etmiş. Toplanabiliriz. 9'dan 1'e kadar devam etti. Artık ahiretin varlığını, Allah'ın varlığını anlatınca orada bak hiçbir saltanat yoktur ki ona itaat edenlerin mükafat, isyan edenlerin cezası olmasın. Burada yok hükmünde değil. Demek başka bir yerde olacak. Biraz önce arz ettiğim gibi, bak göz var, görecek şey var, mide var, yiyecek şey var. Bak sen çocuğunun istikbalini düşünüyorsun. Demek böyle bir alem olması lazım. Artık sicil kendinden geçmişti. Bir de o kadar neşeliler ki hiç kimseden utanmıyor. Böyle elim doğdu. Vuuu dedi. Dedim delirdi mi ne oldu bizim sicil? Dedi kafam genişledi bugün dedi. Ömrümün en güzel uykusunu uyuyacağım. 1000 sterlin kazanıyor, uyuyamıyor. Ama dedi bugün ömrümün en güzel uykusunu. Tabii üstadın şu anlattıkları hakikatta biz ülfet etmişiz yani. Şu an yine başka bir hatıra, biraz duygularınız açılsın diye. Selimiye'de bir imam kardeşimiz var. Tayland veya Tayvan'dı, neresi bilmiyorum. Gümrük polisi, topal birisi dinsiz. O da demiş, ben dinsizim, huzurluyum. Allah Allah, yalan söylüyor, dinsiz adam huzurlu olur mu? Şimdi
Pakistanlı bir bilgisayar mühendisi kardeş var. Orada Tesir'de çalışıyorlar. Bir de Maraşlı bir kardeşler. Onların İngilizceleri iyi. Ben biraz anlattım işte ayetin varlığından, Allah'ın varlığından. Bunlar tecrübe ettiler. 45 dakika. Ama not ediyor ya. Not ediyor böyle. İkinci gün güzel gitti Ramazan gününde. Bizim imam aradı ki bizim o dinsiz polisli de abdest almaya başladı. Allah Allah. Dedim nasıl olur da 45 dakika dinledi sadece şu Risale-i o hakikati. İkinci akşam geldi teravih var ki bitmez bitkenmez bir namaz yani. Hem de topal ben namaz kılacağım demiş. Ya az bir namaz olsa bir türlü. Artık o namazı hep kıldı. Gece dershanede kaldı. Sabah tekrar sabah namazına gitmiş. Bir daha adresini almamıştı. Şimdi oralarda dershane açıldı ya. Keşke alınabilseydi ya. Öyle gitti. Yani dolayısıyla şu elimizdeki hakikatler, üstad diyor ya, Risale-i Nur'daki hakikatlere, şeytan-ı racimden başka kimse itiraz edemez ya. Biz içinde olunca nimetin kıymetini bilemiyoruz. Ben aslında söz vermiştim, hızlı düz okuyup geçeceğim ama bizi durdurmuyorlar. Geçen dershanede okudum, yeni bir misafir gelmişti, ben anlamadım demiş. Aslında Risale'nin hukukuna bakınca üstad söylemiş, bize söz söylemek huzurdu yani. Ama gelen de diyor ki bir şey duyayım. Biz de ortada kalmışız. Biraz anlatarak okuyacağım. Ben ilk kısmı okumayacağım. Dalaletin şeyini. Ehl-i Kur'an'ın caddesini okuyacağım. Ama Kur'an'ın cadde-i nuraniyesi ise bütün ehli dalaletin çektiği yaraları hakaiki imaniyeyle tedavi eder. Bütün evvelki yoldaki zulümatı dağıtır. Bütün dalalet ve helaket kapılarını kapatır. Şöyle ki, insanın zarf ve azini, fark ve ihtiyacını bir kadir-i rahime tevekkül ile tedavi eder. Hayat ve vücudun yükünü onun kudretine, rahmetine teslim edip, kendine yüklemeyin. Belki kendisi o hayatına ve nefsine binen yükünde bir rahat makam bulur. Kendisinin natık bir hayvan değil, belki hakiki bir insan ve makbul bir misafir Rahman olduğunu bildirir. Dünyayı bir misafirhane-i rahmet olduğunu göstermekle ve dünyadaki mevcudat ise Esma-i İlahiye'nin ayneleri. Dünyadaki mevcudat ise Allah'ın isimlerinin ayneleri olduklarını ve masnuatı ise yaratılmış güller, elmalar, armutlar, sanat eserleri ise her vakit tazelenen mektubat-ı samedaniye olduklarını bildirmekle. Samet olan Allah'ın, onu bildiren, ona muhtaç olan o mahlukatın Allah'a bildiren birer mektupları olduğunu bildirmekle insanın fenai dünyadan ve zebali eşyadan ve bu faaliyetten gelen yararlarını güzelce tedavi eder ve evhamın zulümatından kurtulur. Kurtarır. Şöyle tefekkür edersek annemizi seviyoruz. Niçin seviyoruz annemizi? Çok şefkatli. Şimdi şefkat vasfı Rahim ismi kimin? Kerim ismi Rahman kim? Allah. Annem öldü. Üzülürüm bana baktı. Ama Allah ölmedi ya. İnsan onu bilme derecesine göre o elemlerden kurtulur. Fakat onu bilmeyen nasıl yaşayacak? Bak annesini kaybetmiş dinsiz. Allah yok diyor, ahiret yok diyor. Ama içinde duygu var, içi yanıyor yani. Nasıl teselli bulacak? Erzurum Üniversitesi'nde Boğaziçi'nden sosyoloji profesörü çağırmışlar. Talebelerin ihtiyaçlarını, sosyal dertlerini giderecek, içtimai dertlerini giderecek, moral verecek. Hocam diyor, annem öldü ne yapayım? Evladım içeceksin diyor. Hocam diyor, içtim 6 saat sonra yine aklıma geliyor annem ne yapayım? Oğlum içeceksin diyor. Hocam diyor, ayıptım 6 saat sonra yine aklıma geliyor anam. İçeceksin. Hocam diyor, 12 saat, 24 saat ben içecek miyim? Çare yok başka. Yani dinsizliğin, sefahatin önüne sunduğu ne var? Başka bir çare yok yani. Ama iman ne diyor? Annem öldü, babam öldü. 13. ricaya gidin. Baktım ki diyor, 300 sene sonra gelmişim gibi Van'da Ermeni hanelerinin başka hepsi yıkılmıştı. Yani 20 bin nüfus varsa bir tanesi kalmış, 19 bini girmiş. O zaman Osmanlı nüfusu 300 milyon, şimdi 1,5. Yani aslında o zaman 4 milyon Osmanlı ölmüş. Yani 20 milyon ölmüş gibi. Ne diyor? Van'ın 100 misli olsaydı diyor, Kur'an'daki nur bana yeterdi diyor.
dinsizden nereden teselli bulacak? Annesi, babası, bağı, bahçesi, her şey ölmüş. İnanmayan adam nasıl teselli bulacak? Ama inanan adam Üstad orada ne diyor? Kur'an'dan onuru alınca ağaç meyveler, ağaçlar bana diyorlar ki bize de bak. İnsan eliyle yapılan bu binaların yıkılması senin neden böyle üzüm üzüm diye sevdiriyor? Rusya'lı gelmiş yıkmış. Ölenler kötü yere gitmedi ki. Bak iman nuruyla bakınca cennete gitti, cennete gittiğine üzülür. Mevlana Hazretleri ne diyor? Ölüme sevgiyle kavuşma gecesi. Aslında bilet almamız lazım. Ne zaman öleceğiz? Sıraya girmemiz lazım. Çünkü Rabbimize kavuşacağız. Sevgi. İman bunu de. İmansız adam ne diyor? Aman ölüm gelmesin diyor. İmanın, ölümün hakikatini çözemeyen bir insan dünyada nasıl lezzet alacak? İşte Üstad burada genişçe bu 32. sözün 3. mertebinde bu erdaler, o karşılaşma çok mükemmel. Ya böyle 3-5 sene, 3-5 sefer okusanız insanın hakikaten alemi çok değişir yani. Tekrar alayım. İşte insanın zaaf ve azinin fafat ve ihtiyacını bir kadir-i rahime tevekkül ile tedavi eder. Hayat ve vücudun yükünü onun kudretine, rahmetine teslim edip kendine yüklemeyip belki kendisi o hayatına ve nefsine biner hükmünde bir rahat makam bulur. Kendisinin natık konuşan bir hayvan değil, belki hakiki bir insan ve makbul bir misafir-i rahman olduğunu bildirir. Dünyayı bir misafirhane-i rahman olduğunu göstermekle ve dünyadaki mevcudat ise Esma-i İlahiye'nin ayneleri olduklarını ve masnuat ise her vakit tazelenen mektubat-ı samadaniye olduklarını bildirmekle insanın fenayı dünyadan ve zeval-i eşyadan ve hubb-u faniyetten gelen yaralarını güzelce tedavi eder ve evhamın zulümatından kurtarır. Hem mert ve eceli, alemi berzaha giden ve alemi bekada olan ahbaplara misal ve mükafat mukaddemesi olarak gösterir. Ehl-i dalaletin nazarında bütün ahbabından bir firak-ı ebedi terakki ettiği ölüm yaralarını böylece tedavi eder. Ve o firak aynı lika olduğunu ispat eder. Hem kabrin alemi rahmete ve dar-ı saadete ve bahistan-ı cinana ve nuristan-ı rahmına açılan bir kapı olduğunu ispat etmekle beşerin en müthiş korkusunu izah edip en elim ve kasavet ve sıkıntılı olan berzah seyahatını en leziz ve ünsiyetli ve ferahlı bir seyahat olduğunu gösterir. Kabir ile ejderha ağzını kapatır. Güzel bir bahçeye kapı açar. Yani kabir ejderha ağzı olmadığını belki bazıları rahmete açılan bir kapı olduğunu gösterir. Almanya'da belki içinizde gidenler vardır. Hocalarım gitmiştir. Çalışanlar vardır. Mesela bir kompartımandasınız. Namaz vakti geldi. Namaz kılacaksınız. Hafifçe böyle deyin. Hans ölmüş deyin. Ölüm kelimesini duyar duymaz kompartımanda bir dakikada kimse kalmaz. Seccadenizi serersiniz, namazı kılarsınız. Kolay korkuyor ölümde. Ehli iman seviniyor, Hazreti Mevlana gibi Rabbime kavuşacağım diyor, oysa korkuyor yani. Ölümü çözmeyen, ölümü çözmeyen, ölümü hakikatini çözemeyen nasıl dünyada lezzet alacak? Her gün anası ölüyor, anası, babası, bağı, bahçesi. Bir gün gözü, bir gün kolu, bir gün kulağı kopar gibi elem çekiyor. Nasıl lezzet alacak dünyada? Anlaması mümkün değil. Ancak alıyoruz zannediyorlar, aldatıyorlar ya. Hem mümine der ki, ihtiyarın cüz'i ise kendi malikinin irade-i külliyesine işini bırak. İktidarın küçük ise kadir-i mutlakın kudretine itimat et. Hayatın az ise hayatı bakiyi düşün. Şimdi biraz önce dua mevzusu okudu. Biz aslında aşağıdaydık, Masar abiyle biraz konuştuk, biraz da sıcaktı, onun için biraz aşağıda oturduk da dua bahsi olunca Bediüzzaman Hazretleri birinci cihan harbi olmuş, artık 1919 Sevr Anlaşması olmuş ve İstanbul'un gemileri harap edilmiş, artık Anadolu teker teker paylaşılmış. Böyle bir durumda Yunanlar 50 bin kişilik asker hazırlıyor, İngilizlerden de 50 bin kişilik silah istiyorlar. Bediüzzaman Hazretleri bir bakıyor ki artık son Osmanlı kalesi toprağı tamamen gidecek. Sabaha kadar bir cuma gecesi Allah'a yalvarıyor. Bediüzzaman'ın iradesi ne kadar? Cüz'i bir şey. Ama iradesini kullanıyoruz. Kainat Sultanı'na sabaha kadar ağlayarak yalvarıyor. Allah'ım senin askerini senden başka kimse vermez. Bu kafirlere fırsat verme. Yeryüzünde hilafet makamını derhude eden bu milleti perişan etme. Artık Allah o duaya karşılık veriyor. Gece Yunanistan'da bir fırtına çıkıyor.
bir rüzgar kralın beslediği maymunun kafesinin kapısını açıyordu. Şey, anahtarını geliyor kralın şeyine, gırtlağına yapışıyor. Sen diyor plan yaparsın değil mi? Anadolu'yu iştila edeceksin. Allah'ın askeri ya. Tabii maymunu öldürüyorlar. Sabah vakti Bediüzzaman Hazretleri bakıyor ki Yunan kralını maymun ısırmış, maymunu öldürmüşler. Getir Süleyman kardeşim bir mersiye yazayım diyor. Hem şehit hem gazisin, cennetle müjdelenen hayvanların sınıfına girdin diyor. Kimin iradesiyle yaptı Bediüzzaman Hazretleri? İradesi ne kadar Bediüzzaman Hazretleri? Tek bir insan ya. Cüsi irade. Kime dayanmış Bediüzzaman? Peygamberimize Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi düşün Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam artık 200 tane Mekke müşriki karar vermişler, öldürecekler. Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'e hicrete mecbur ediyor, kalıyor. Mağaraya girmiş, 200 tane müşrik reisi gelmiş. Kurtuluş ümidi hiç yok. Sebep olarak hiç yok. Adım atsa girecekler. Hazreti Ebu Bekir gibi bir zat birden telaşlar. Ya Peygamberimiz ölürse? Fakat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle iradesini Allah'a bağlamış ki o cüz-i iradesini. La ta'san inna la ma'na. Ya Ebu Bekir üzüllenme diyor. Allah bizimle beraberdir. Bak müminin iradesini Allah'a bağlayınca güce var. 200 tane müşrik ne yaptı? Bir şey yapamadı ya. Allah Allah. Bütün dünya düşmanımıza göre bir şey yaptı. Bütün dünya düşmandı Peygamberimize. Kavmi kabilesi düşman. Yapabildiler mi? Yapamadılar. Bediüzzaman Hazretleri'ni 20 küsur defa zehirlediler. Mesela bir defa hatıra, belki burada duymuşsunuz, Musa amca vardı bir, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Bizzat ben kalmışım diye, 3 kişiyiz, üstadı ziyarete gidiyoruz. Eylül'de indik, bir adamla karşılaştık, Kabe'den nasılsa. Allah Allah, nereye gidiyorsunuz Bediüzzaman? Dedi, ben başımdan geçen bir şey alayım size. Dedi, kamyonum vardı. Dediler, iki kişi geldi, işte 50 lira para. Bu parayı şu bakkala koyacağız. Sabah 9:10'da kahverengi bir şavrına gelir, onun şarambolayı yuvarlayacaksın, bu parayı alacaksın. Artık diyor, 50 lira para, iyi bir para. Sabah hazırlandım diyor, 9:00'da tamam, araba göründü uzaktan diyor. Ben de kendimi hazırladım. Fakat 500 metre kala, hemen arabanın içinde iki genç geldiler yanıma. Hocamız diyor ki, ben susuzum yapmasın, benden başka kimse bilmiyordu diyor. Sonra gittim ki diyor, ne para var ne bir şey. Şimdi derin devlet diyorlar ya, gizli yapılıyorlar ya, yapamamışlar. Ayrı bir hatıra yine Bayram abiden, bir gün üstad bir çeşmenin başına geliyor. Çeşmenin üstüne çıkmış dua okuyor, abilere de diyor ki, siz çeşmeyin gelmeden önce oraları nöbet tutturuyorsunuz. Üstad da hep dualarını okuyor. Artık bir minibüs geliyor. Minibüsten iniyorlar. Zübeyir abiye bir vuruyorlar, düşürüyorlar. Zübeyir abi zayıf. Bayram abi köy çocuğu, Allah rahmet eylesin. Bir ona vuruyor, bir ona vuruyor. Çekip gidiyorlar. Elhamdülillah diyor. Suikast bitti diyor. Yapamadılar. Fakat esas işi yaptıran ki Allah yani. Yani dolayısıyla imanın verdiği güç bir de öbür ehli daleti. Gücü ne? Allah yok. Allah'a dayanmayacak. Nerede güç alacak? Daha canlı bir misal. Normal bir mümin 1974'ten önce bir Rum askeri tutuyor. Mehmet amca. Böyle yakasından silah elinde. Ey Türk diyor, öldürdüm seni. Kundaklama var ya. Ey Rum diyor, senin gücün beni öldürmeye yetmez. Ne demek diyor. Kimse yok burada. İşte 40 tane yakıştım. Bir dakikalık halim var. Yok diyor, senin gücünden öldürmeye yetmez. Bir Rum subay çıkıyor, asker onu bırak. Ben sana demedim mi, senin gücünden öldürmeye yetmez. İşte irade-i cüz'i, Allah'a bağladık mıydı, kurtuldu. Müminin derdi yoktur. Bütün dünya düşman olsa, müminin, mümin. Kanser mikrobu, kanser bana bir şey yapamaz. Verem bana bir şey yapamaz yani. Zerzere bunu da yapamaz bana. Dizginin kimin elinde? Allah'ın. İnanmayana göre kimin elinde? Onların elinde tesadüfe nasıl yaşayacak, nasıl hayattan meslek alacak? Evet. Biraz çok açıkladım. Hem mümine der ki ihtiyarın cüz'i ise kendi malikinin irade-i külliyesine işini bırak. İktidarın küçük ise kadir-i mutlakın kudretine itimat et. Hayatın aziz ise hayatı bakiyeyi düşün.
Ömrün kısa ise ebedi ömrün var, merak etme. Fikrin sönük ise Kur'an'ın güneşi altına gir. Şimdi 15 yaşında akıl bali oluyor, 16 yaşında ölüyor. Namaz kılıyor, ibadet yapmış, günah işlememiş. İşlese tövbe etmiş, ölüyor trafik kazasında veya şimdi harpte ölüyor. Zelzelede ölüyor, yangında ölüyor, kanserde ölüyor. Herkes ağlıyor. Aa, dünya yüzünü görmedi. Tam cennete gitti ya. Şimdi talebe, üniversiteler var değil mi burada? Şimdi liseyi bitirdi, lise, üniversite bire gitti, diploma verdiler. Mühendis doktor oldu. Ağlar mı anne babası, sevinir mi ya? Üşet almaya başlayacak. Mühendis oldu, doktor oldu. Anne sevinir değil mi anne baba yani? Yazıp oğlum okumayacaksın 100 sene, 4 sene değil mi yani? Sevinir. E cennete gitti sevinir. Bilmediğimiz için iman ya sayıp ya hakikati imanın değerini bilmediğimizden dolayı üzülüyoruz. Yok o mümin insan ölünce erken cennete gitti ya değil mi yani? İmanlı olana göre elem yok yani. Muvakkat ayrılıktan bir elem var ama devamlı değil yani. Demek hayatın az ise hayatı var diye düşün. Ömrün kısa ise ebedi bir ömrün var, merak etme. Fikrin sönük ise Kur'an'ın güneşi altına gir. İmanın nuruyla bak ki yıldız böceği olan fikrin yerine her bir ayet-i Kur'an birer yıldız misli sana ışık verir. Evet. Şurada. Gerçi geçen hafta okumuşlar. Hem mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir mucizesine dair. Yani her bir ayeti Kur'an yediyor. Sana bir mum verir, bir kuvvet. Mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir mucizesine dair. Ve ubbül ekme ve ebrasa ve uhyil merte bi ibnillah. Kur'an Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nasıl ahlak ulviyesine ittiba beşeriyi sarihan teşvik eder. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam gibi güzel ahlaklı olun diye ayette onu anlatmakla hayatına bizi teşvik eder apaçık. Öyle de şu elindeki sanat-ı âliyeye, yüksek sanata ve tıbb-ı rabbaniye remzen terkip ediyor. Rahmetimizi uyandırıyor. İşte şu ayet işaret ediyor ki en müzmin dertlere dahi derman bulunabilir. Ne diyordu? Fikrin sönük ise Kur'an'ın güneşi altına gir. Şimdi hastaneye gidiyorsun. Kanser diyor, verem diyor, AIDS diyor, ne diyor. Artık müzminleşmiş kardeş, 3 sene, 5 sene ne kadar yaşarsan kâr diyor. Kur'an öyle demiyor. Ne diyor? En müzmin dertlerin devası mümkün. Bediüzzaman Hazretleri 30 yıllarında yazmış, 30'lu yıllarda. Kur'an 1500 sene önce gelmiş. Şimdi ilmi tıbbın ulaşamadığı noktayı Kur'an 1400 sene önce haber veriyor. Bediüzzaman Hazretleri bu ayetten Hazreti İsa'nın ölüyü diriltmesi, alabla hastanın iyi etmesi, doğuştan kör olanı açması, üç hadiseden en müzmin dertlerin olabileceğini ayette anlatmış. 1930 yılında böyle bir şey yok. Doktor Barnard 1969 yılında kalp naklini yaptığı zaman, benim annem bitkisel hayata girse ona bir şırınga vururum azap çekmesin diye. Doktor Barnard sınıfta kaldı. Çünkü 8 sene Amerika'da adam bitkisel hayatı yaşadı, sonra kurtuldu yani. Onun ilmiye diyoruz. Ama ruh çıkmadığı müddetçe ne diyor burada? En müzmin dertlere dahi derman bulabilir. Öyleyse iyi insan ve iyi musibetse de beni Adem, meyus olmayınız. Her dert ne olursa olsun dermanı mümkündür. Tıp böyle demiyor şu anda. Bu ölür diyor yani. Bak Kur'an nuru altına girdiğin zaman ne var? Ümitsizlik yok yani. Her dert ne olursa olsun dermanı mümkündür. Arayınız bunu. Metin Hoca şeyi bilir. Said Atıcabi. Değil mi Metin? Neredeydi Metin? Said Atıcabi birisi değil mi mesela? Said Atıcabi 25-30 sene önce İstanbul'a geliyor. Bağırsağını açıyorlar. Kanser. Kapatıyorlar.
Hadi git diyorlar 3-4 gün ailenle yaşa, ne kadar yaşarsan. Rahmetli Mahmut Allah verdi abi, Bayram abiyle beraber bu risaleye gidiyorlar. Bir genç kardeşimiz var, hizmetimizde çok faal. Fakat durumu böyle. Tıbben ümit bitmiş. Hulusi abi 15 dakika bakıyor. Duruyor, duruyor ve dua ediyor. Hala yaşıyor değil mi? Cap cap. Tıp sınıfta kaldı. Kur'an değil ha, bunların tıp sınıfta kaldı. Yetişemediler daha ona. Demek en müzmin dertlere dahi derman bulunabilir. Öyleyse iyi insan ve iyi musibetse de ben Adem. Meyus olmayınız. Her dert ne olursa olsun dermanı mümkündür. Arayınız, bulunuz. Burada doktorlar var mı bilmiyorum. Doktorlara diyorum ki hasta oluyor, ölür diyor. Demeyin ya. Bizim elimizdeki ilim bu kadar ama inşallah kurtulabilir. Rahmetli Bekir Berk abi Londra kanser hastanesinde tedavi olmuş. Fakat Allah'a imanı öyle kuvvetli ki çok dua ediyor. Kadın doktor diyor ki Bekir Bey çok hastasın. Fakat ümit ediyorum ki sen iyi olacaksın. Çünkü sen çok dua ediyorsun. Sen çok hastasın, fakat ümit ediyorum ki sen iyi olacaksın. Çünkü çok dua ediyorsun. Duanın tesirini o da anlamış. Hatta ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür. 1930 yılında kalp nakli yok, böbrek nakli yok. Hiçbir organ, bir karaciğer, hiçbirisi yok yani. Şimdi yapıyorlar değil mi? Ölüme hayat rengi vermek değil mi? Böbrek nakli olmasa, kalp nakli olmasa, karaciğer ölür mü ölmez mi? Ölüyor. Bediüzzaman Hazretleri 1900 yılında yazmış. Kur'an 1500 sene önce haber. Bak Kur'an nuruyla baktığın zaman, Kur'an'ın fikrin, Kur'an olduğu zaman yeis var mı? Yok ya vallahi. Her derdin devası var. Şimdi ben şuraya getirip başka bir cümle daha okuyacağım. Ey insan, benim için dünyayı terk eden bir abdime iki hediye verdim. Biri manevi dertlerin dermanı, biri de maddi dertlerin ilacı. İşte ölmüş gibi kalpler nuri hidayetle diriliyor. Ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilacıya şifa buluyor. Sen de benim eczane hikmetimle her derdine deva bulabilirsin. Çalış bul, elbette ararsan bulursun. Şimdi burası çok mühim. Eğer hastalık olsaydı ve o hastalığın dermanı olmasaydı Allah'ın gadabı rahmetini geçmiş olurdu. Ne diyor Rabbimiz? Benim rahmetim gadabım. Şifalar rahmetinin eseri. Hastalıklar, bela musibetler gadabının eseri yani. Dolayısıyla benim rahmetim gadabım geçmişse Allah öyle diyor. Her hastalığın devası var. Kur'an bunu söylüyor. Bediüzzaman Hazretleri bunu söylemiş. Şimdi burada bir ayet. Şurada cümlenin içindeki kelimelerin dizilişinden burada hayattaki ölüm onun çaresini buldu. Burada da büyük bir derdin devasını bulmuş. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemiyan. Bir cümle. Ben hepsini okumayacağım. Menfaat için kullanılan lekum'deki lam. Şimdi o cümlenin içindeki kelimenin harflerini gramer bilgisiyle, dil bilgisiyle izah ediyor. Lam, eşyanın hilkatan mübah. Yaratılan şeylerin yaratırken helal yaratılmış, menfaatlı olarak yaratılıp bazı arızalardan dolayı haram olmuş olduklarına işarettir. Mesela ahyarın malı ismeti şeriye için. İslamiyet, şiriat günahsızdır, hatasızdır. Onu korumak için başkasının malı haram olmuş. Ve benim evimdeki elma helal, komşunun elması haram. O da elma, o da elma. Hukuk, İslamiyet'in şeyi kalmaz, günahsızlığı kalmaz. Zayi olur. Mesela ahyarın malı ismeti şeriye için. Haram, haram olmuştur. İnsanın eti hürmet ve keramet için. Koyun da ıspanak yiyor, ben de. Benim etim niye yiyorum? Benimki değildir etim. Yamyamlar yiyor nitekim. Ama insanlar birbirine yer, insanın hürmeti ortadan kalkar. Yani yenilmemesinden, yenilmeyecek olmasından değil, hürmet için Allah haram etmiş. Zehir zarar için. İnsan kıymetli, zehir yese ölecek. Aslında helal. Helal yaratılmış ama yese ölecek. Hayat kıymetli, o zaman haram etmiş. Zarar için, laşe eti, necaset için haram olmuştur. İnsan mükerrem bir mahluk, yolda öleni yedirmiyor, onu kedi köpek yesin diyor. İnsana hürmetinden dolayı. Yoksa ben bıçakla kestim helal, bir saat önce araba çiğnedi, bir şey mi onda da yiyebilirim ama yedirmiyor. Onu da onlara verdiriyor. Ve keza her bir şeyde bir fayda, bir menfaat olduğuna remizdir. Bu lama halinde ne? Hani bazıları diyor ya, Kur'an'ın mealini okuduğumuz zaman her şey halleniyor.
Ve keza beşer için her şeyde bir menfaati bulunduğuna remizdir. Evet, hangi şey olursa olsun beşere bir cihetten bir istifadeyi temin eder. Velev ibret almak için olsun. Ve keza arzın karnında istikbal insanları intizar eden pek çok rahmetin hazine ve definelerinin bulunduğuna remizdir. Bir lam harfindeki manaya bak. Lekün car ve mevcudunun mefil ardı üzerine takdimi. Yani şöyle kullanabildi. Hüvellezi halaka lekün, hüvellezi halaka mefil ardı lekün cemi'an diyebilirdi. Hani Ahmet'i gördüm, gördü Ahmet'i der gibi yani. Fakat Kur'an'ın kullandığı niçin öyle kullanmış, mana neymiş? Mefil ardı üzerine takdimi, beşere ait istifadelerin her gayeden evvel ve evla olduğuna işarettir. Yani başka meleklerinde, başka mahlukatın, hayvanlarda menfaati var ama en fazlası insanlara ait olduğuna işarettir. Umuma ifade eden me, her şeyde menfaatler aramaya insanlara tergip ve teşvik içindir. Kur'an'da insanların dünya hayatı için, ilim, teknik için çalışmasına hiçbir ayet olmasa, hiçbir delil olmasa bir me harfi yetiyor. Bir harfi yetiyor yani. Teşvik ediyor diyor. Fil ardıdaki fiinin alaya tercihi. En çok menfaatların arzın karnında olduğunu. Arzın üstünde de menfaat var, semada da menfaat var. Fakat en fazlası nerede? Yerin içinde, arzın karnında olduğuna işaret ediyor. Ve ceza, arzın içindeki maden ve maddelerin istifadeyi beşer için yaratılışı, arzın içinde henüz keşfedilmeyen anasır ve maddelerde, cümle çok mühim, 1915-16 yılında yazılmış bu esera. Ayet 1500 sene önce gelmiş. Bediüzzaman Hazretleri bu ayetin şu yazdığımız manayı 1915-16 yılında yazmış. Ne diyor? Arzın içinde henüz keşfedilmeyen anasır ve maddelerden cümleye bak. Tekalif ve hayatın zahmetlerinden müstakbelin insanlarını kurtaracak. Yani bir evde 3 kişi 5 kişi çalışacak belki evin ihtiyacını karşılamayacak. Allah o zaman yerin altından memeler verecek. Belki bir hafta, bir ay, belki bir sene, belki 6 ay yaşayacaksın. Yani. Allah Allah. Yani çocuk dünyaya geldiği zaman memeler musluğundan süt akıyor. Şimdi sütü kim yaptı diyorsun? Biyolojik hadise diyorlar. Neymiş biyolojik hadise? Çocuk gelirken çocuğa göre süt hazırlanmış. Zerrelerin aklı var da, ıspanağın, elmanın, armudun, buğdayın, ekmeğin aklı var da veyahut içindeki hücrelerin aklı var da hazırlayacaklar ya. Sütü kim yaptı diyor anne. Anne kızken de anneydi. Sütü kim yaptı? Memeler musluğu. Önce de vardı çocuk yokken. Süt yok. Her şeyiyle yiyor. Çocuk gelince süt geliyor, çocuk büyüyünce süt kesiliyor. Kim yaptı sütü? Görmüştü anne ve memelerden. Ama yapan kim? Çocuk da yapmadı. Çocuk için süt geldi. Demek çocuğu bilen sütü gönderiyor. 50-60-70 sene önce bir istatistik yapmışlar. 50-60-70-100 sene önce neyse işte. Demişler ki nüfus artışı bu şekilde olursa 200 sene sonra iki dünya büyüklüğünde gezegen lazım ki bu insanların hayatı bu dünyada devam edebilsin. Yoksa bu dünyadaki rızıklar insanlara yetmeyecek. Onun için nüfus planlaması yapmışlar. Kime yapmışlar? Müslümanlara, fakirlere, Afrika'sına, Asya'sına o zengin olan, kendileri yaşayabilmek için onları öldürmüşler. Yani dünyaya gönderdikleri nüfus planlama aletlerinin sayısı dünyada fakir bırakmıyor. Eğer Kur'an'ın nurunu bilselerdi, fikirleri Kur'an nuru olsaydı bunu yaparlar mıydı? Yapmaları mümkün değildi. Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? 70 milyar nüfus olsa Allah yerin altından memeler verecek diyor. Bir annenin 10 çocuğu olsa 10 sefer süt geliyor, bir çocuğu olsa bir sefer hiç olmasa gelmiyor. Dünya aynı dünya, anne aynı anne. Nereden geldi? Her zaman da aynı maddeler yiyor. İşte nasıl o anneler o çocuğa göre veriyor? İnsanlar bu dünyaya gelince Allah onu verecek. Kıbrıs'tayız. Güzel yurdu, Tarım Bakanı var. Bir kardeşimiz vardı, onun müdürlüğünü yapıyordu. Ramazan'da dershaneye davet etti. Dedim, Hüseyin Bey, sen dedim kızını Amerika'ya gönderirken, üniversitede okuyacak, oğlunu gönderirken ne düşünürsün? Ev parası 10 bin dolar, okul parası 20 bin dolar, hastane parası şu kadar, yol parası şu kadar, 50 bin doların varsa gönderirsin. Yoksa göndermezsin değil mi? Evet. Allah dediğim, sen bu şefkatinle göndermiyorsun da Allah rızkını vermediği bu insanları bu dünyaya gönderir mi dedim ya Allah Allah. 70 milyar olsa 70 milyarın rızkını verecek Allah ya. Siz boş boşuna Kur'an nurundan habersiz kalmışsınız. Kendi kendinizi keşkaleye sokuyorsunuz. Eğer bunu bilselerdi o
nüfus planlama aletleri göndereceklerine, bu fakir insanlara para gönderirler de dünyada fakir kalmaz diye. Onun için Bediüzzaman bak, şimdi Kur'an fikri altına girdiğimiz zaman, ayete girdik bütün dertler bitti. Manevi hayatımızın, maddi hayatımızın ekonomik cihetindeki o sıkıntılar bitti. Bak Kur'an'ın iki ayetinden, iki içindeki kelimelerle 1400-1500 sene önce gelen Kur'an problemi çözüvermiş. Şurada, şurayla tekrar bitireyim. Ve keza arzın içindeki maden ve maddelerden, maddelerin istibadi beşer için yaratılışı, arzın içinde henüz keşfedilmeyen anasır ve maddelerden, tekalif hayatın zahmetlerinden, müstakbelin insanlarını kurtaracak bazı gıday vesaire maddelerin vücudu mümkün olduğuna delalet eder. Az cümle şeyin kaldı. Hem mümine der, ihtiyarın cüz ise kendi malikini irade-i külliyesine işini bırak, iktidarın küçük ise kadir-i mutlakın kudretine itimat et, hayatın az ise hayatı bakiye düşün, ömrün kısa ise ebedi bir ömrün var merak etme, fikrin sönük ise Kur'an'ın güneşi altına gir, iman nuruyla bak ki yıldız böceği olan fikrin yerine her bir ayeti Kur'an bire yıldız misali sana ışık verir. Hem hassiz emellerin, elemlerin varsa nihayetsiz bir sevap, hassiz bir rahmet seni bekliyor. Hem hassiz arzuların, makasının varsa onları düşünüp muzdarip olma. Onlar bu dünyaya sığışmaz. Onların yerleri başkadır, başka diyardır ve onları veren de başkadır. Hem der ey insan, onun esma ve sıfatına ait istad-ı muhabbetini sayr-ı bekasız mevcudada verme, faydasız mahlukata dağıtma. Çünkü asar ve mahlukat fanidirler. Fakat o asarda, yaratılan şeylerde, o masnuattan nakışları cilvelere gönder esma-i hüsna bakidirler, daimidirler. Gülü gördük. Rengi var değil mi? Mülevven ismi, şekli var, musabir ismi, miktarı var, mukaddir ismi, ziyneti var, müzeyyin ismi, güzelliği var, mücemmil ismi. Allah ölmüyor ki esması. Şimdi camı güneşe tuttukça içinde güneş göründü. Cam kırılsa güneşe bir şey olur mu? Olmaz ya Allah Allah. Bütün kainat yıkıldı. Allah ölmedi ya. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İşte o esmayı bilirsek elem çekmeyiz yani. Ne diyor tekrar? Fakat o asarda ve masnuatta nakışları, cilveleri görülen esma-i hüsna bakidirler, daimidirler. Ve esma ve sıfatın her birisinde binler meratibi ihsan ve cemal ve binler tabakati kemal ve muhabbet var. Sen yalnız Rahman ismine bak ki cennet bir cilvesi ve saadet-i ebediye bir leması ve dünyadaki bütün rızık ve nimet bir katresidir. Subhaneke la ilmelen ila ma'lemdene inneken daralim nakim ve akur davahım ene hamdülillahi rabbim.